Selam millet, nedir oyunlarda tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Subnautica oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ay havuzumun hemen altındayım. Ve ay havuzumun içinde de gayet güzel yerleşmiş bir Seamoth'um var. Ama ben o Seamoth'a bakarken düşüp duruyorum. Evet. Kardeşlerim, ay havuzumuz işte böyle bir şey. Ve duvarımızda bir çatlak var. Hemen o çatlağı onaralım. Çok güzel. Su basıncı çok fazla arttı ve bizim binamızın sağlamlığı yeterince iyi olmadığı için duvarlarımız yer yer çatladı. Bunun sebebi de kardeşlerim, ben base'i yaparken artık base'imizi neredeyse bitirdim gibi bir şey. Tabii daha bir sürü eksiği var ama gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir base'imiz var. Base'i yaparken yer yer dayanıklılığı düştü. O düştükçe de base'imizin bir yerleri böyle pörtledi. Ara ara onları böyle müdahale edip şey yapmak lazım. Tamir etmek lazım. Şurada bir tane nükleer reaktörümüz var. Hala nükleer reaktör çubuğumuz olmadığı için onu herhangi bir şekilde çalıştıramıyoruz. Base'imizin aslında ana giriş kapısı, eğer Moon Landing'i, ay üssünü kullanmazsak şurada çok güzel bir şekilde ana girişimiz diyebiliriz buraya. Bakın, medikitimiz var. Değişiklik istasyonumuz var. Her zamanki gibi. Ama güç yok diyor. Büyük küçük pil şarj makinemiz var. Üreticimiz var. Kardeşlerim, evet, gücümüz yok. Güç sıfır. Gece olduğu zaman gücümüz yalan oluyor. Çünkü nükleer reaktörü kullanamadık. Ama onun yerine başka bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi hemen evimizin ikinci bölmesinde şurada. Aşağıdan doğru gideyim hatta. Boydan boya bir yaratık havuzu var. Yavatık havuzu. Bu yavatık havuzumuzun içinde bir sürü şu bitkiden yerleşti, şey yaptım, yetiştirdim suyosunu. Bunlar da büyüyüp suyosunu olacaklar yakında. Sonra burada gözcü balığı yetiştirmeye karar verdim. Gerçekten iki tür balığı içine koyduğumuz zaman yetişmiyormuş. Sadece bir tür balığı koymamız gerekiyormuş. Şu anda içinde sadece gözcü balığı var bu akvaryumun. O yüzden devamlı bir şeyler yetişiyor. Şurada da bunu ilginç bir şekilde su olmayan, havuzun olmadığı bir odaya koyduğum zaman çalışmadı. İnanır mısınız? Ben de o yüzden onu havuzun olduğu bir odaya koymaya karar verdim. Su arıtma cihazını. Şu ana katta havuzun olduğu odaya koydum. Diğer bir oda, evet, burada da pörtlemiş bir şey var. Hemen onu da cızırdattık. Şurada görüyorsunuz Kaptan Kusto'muz, Cyclop'umuz duruyor. Burada bir çıkışımız Cyclop'umuzun yanından. Hızlıca ona erişebilmek için var. Bu odaya henüz ne yapacağımı karar vermedim. Gerçi hiç içinde dolapların olduğu bir oda yok. Büyük ihtimalle dolapların olduğu oda burayı yaparız. Şurada gördüğünüz gibi çok güzel bir odamız var yine. Kendisi gözlem odası. Gündüz olduğu zaman gözlediğimiz derin denizliklere hep birlikte bakarız. Derin denizlere, denizlik nedir arkadaş? Evet. Bu oda dediğim gibi iki kat, üstü altlı, boş. Henüz bir şey karar veremedim ne yapacağıma dair. Güvenlik kapılarıyla, yoksa base'in dayanıklılığı gerçekten çok fazla düşüyor. Base'in dayanıklılığı çok fazla düştüğü için de her tarafından su girmeye başlıyor. O yüzden şu güvenlik kapılarını yapmam lazım. Güvenlik kapılarıyla şöyle bir bağlantı var. Gördüğünüz gibi burada da biyo reaktörümüz var. Biyo reaktörümüzün yanına da hemen şu adadan almış olduğumuz soğan ağaçlarından ektim. 4 tane. O soğan ağaçlarıyla biyo reaktörümüzü sonsuza kadar çalıştırırız diye düşünüyorum. Şu an için asit mantarı ve kırılan ot tohumu gibi şeylerle çalışmak zorunda kaldım. Bir biyoreaktörümüz de burada var. Gördüğünüz gibi. İkinci biyoreaktörü de biraz önce yaptım çünkü gücü hiçbir şekilde yetiştiremiyoruz ya. Gücü hiçbir şekilde yetiştiremiyoruz. Gücü hiçbir şekilde karşılayamıyoruz. Devamlı bir güç eksiğimiz var. Cam mı lazım yine? Zaten bütün materyallerimi yedim bitirdim. Zaten çok fazla materyalimiz yoktu. Binayı yaparken onlarca defa etraftan müşteri toplayıp toplayıp geldim. Toplayıp toplayıp geldim. Yalan ettik bütün materyalleri. Ama ben bu güç sıfıra inip neden çalışmaya devam ediyor onu anlamıyorum gerçekten. Sıfır oluyor ama çalışmaya devam ediyor. Evet, okyanusun çok derin bir kısmına doğru bakarak şöyle kaldık. Şimdi base'imizin arta kalan kısımlarını birlikte tamamlayalım. Efendim. Öncelikle şu Cyclops'umuza bir gidelim. Sonra şu base'in şu kısmını bir kapatacağım. Sadece şu alttan çıkış bırakacağım oraya. Bizim nelerimiz var? Buradaki materyalleri yanılmıyorsam bitirdik. Bir kontrol edelim de Cyclops'un içinde bir şey kalmasın sonradan.
Evet. Ha. Yüzey şekillendirici var burada. %0'lık bir bıçağımız var. Bu materyallerimiz duruyor zaten. Onlardan çok bir şey kullanamadık. Lityumumuz, civamız, efendime söyleyeyim. Uranit kristalimiz buradaymış. Bakın bir tane uranit vardı. Şimdi hatırladım. Onu abuk sabuk bir yere koymuştum. Oradan alıp buraya koyalım onu. Evet, uranit. Burada da zarlı ağaç tohumu var bir tane ama yani yersizlikten malzemeler abuk sabuk yerlerde kalmış. Altın değil, lityumun olduğu yere koyalım uraniti. Ondan sonra cam. Güçlendirmiş camımız var, normal camımız mı yok? Tuz dediğim yer dediğim, evet kuarslar tuz dediğim yerdeydi ya, bak işte malzemeler azalmaya başladıkça hepsi karışıyor birbirine. Tuzları bırakalım, şunları bırakmayalım. Cama ihtiyacımız vardı. Şuradan cam diyeyim. Cam. Bir daha cam. Aga senin pilleri dolduramayacağız biz o base'de ha. Bir tane örneği de alayım. Bir örnek bir örnektir. Bu sırada zaten geri kalan bitkiler yetişmiş olacak galiba ya. Şöyle bir bakalım. Vallahi yetişmiş. Ben ne yapıyordum da yarım kalmıştı ya? Ha, şurayı yapıyordum. Evet. Direncimiz ne oldu? 7 oldu. Direncimiz ne kadar da meraklı kırılmaya ya. Ya beni sinir ediyor. Her yeri platformlarla doldurup bütün her yerini cam yapacağım bu base'in ha. Şimdi aşağıdaki burayı da yapalım. Sadece titanyum istiyorsun. Ne kadar güzel ya. Vallahi sadece titanyum istiyor. Öncelikle şuraya bir yetiştirme tesisi kuralım. Soğanlardan. Kaç tane alabilirsin? İki tane alabilirsin. Peki. İlkiyi aynı soğandan alalım da uğraşması kolay olsun. İki de buraya attık. Soğan hangisinden daha iyi elektrik elde ediyor onu bilmiyorum ama. Hani birinden daha iyi enerji elde ediyor olmalı illaki. Bir tane de buraya attık. 4-4 oldu mu? 4-4 oldu. Şimdi 208, 209, 208 falan diye titreye titreye gidiyor. Şunu koyduğumuz zaman nasıl? Daha iyi sanki. Sanki daha iyi. Habire bundan böyle almak bizim kaderimiz mi arkadaşım ya? Aa, şunu bir düzgün dizer misin lütfen? Ha tamam, alırsak diziyormuş. Bizim almamız lazımmış onu düzgün dizmesi için. Evet, 4 tane yerleştirebiliyormuşuz bir seferde. Şimdi bir de şuraya gelelim. Sen artık kopsan diyorum ha. En son 2 tane veriyormuş. Bakın bu da güzel. En son 2 tane veriyor ki patlama diye, kaybetme diye. Şimdi biyoreaktör ve 4 tane burada var. Biyoreaktör ve 4 tane burada var. Bu enerjinin bu kadar fazla gitmesinin sebebi galiba bizim C-Mod. Anladığım kadarıyla bizim C-Mod bu enerjinin bu kadar fazla gitmesine sebep oluyor. C-Mod'un bir yerde şarjı dolduğu zaman durması gerekmiyor mu? Ya da bu cihazı falan mı durdurmak gerekiyor? Su arıtma makinesinin açma kapama düğmesi var mı? Su arıtma makinesinin açma kapama düğmesi yok. Su arıtma makinesi de bir garip bağlandı. Bir sağında bir solunda gösteriyor şeyi. Tuzun bir tanesi de solda görünüyor gördüğünüz gibi. Sizin salkımların ha hepsinden çıkmaya başlamış. Güzel.
Hepsinden çıkmaya başlamış. O lifle alakalı sıkıntımız da kalmayacak demek oluyor bu kısa bir süre sonra. Dayı ben seni bir alıp gideyim buradan ya, yeter. Tam şarjlı diyor da sanki sen devamlı base'in elektriğini götürüyorsun. Seni biz buradan alalım. Işıklarını da kapatalım. Deneme yapmam lazım ya. Gerçekten çok elektrik harcaması var base'in. Yani bu kadar çok elektrik harcaması nereden geliyor? Anlamam lazım. Yavrum. Nereden o anaç sevgini göstereceksin bana? Ha, şuradanmış. Evet. 729 dedi. Bu sefer de bu enerjisi gitti. Hadi bakalım. Şimdi ne durumdayız? Her materyalden var bizde. Yemek, içecek, her şeyimiz var. Bir gidelim bakalım base'in elektrik kullanımı nedir? Hala elektrik çok mu kullanıyor? Vallahi hala çok elektrik kullanıyor ya. Nasıl bu kadar elektrik kullanıyor bu? Su arıtma cihazı yüzünden mi? İkili havuz yüzünden mi? Bir şey yüzünden kullanıyor arkadaşım. Çok mu süs yaptım? Çok mu ışık taktım üstüne? Çıkarayım birkaç tanesini. Bir sağında bir solunda kalsın mesela. Şimdi mutlu musun? Vallahi dolamıyor ya. Vallahi dolamıyor ya. Çıldıracağım. Dolarken löp diye bitiyor. Abi ben bu elektrik kullanımının sebebini şey yapacağım. Bulacağım. Dur bakalım sen. Sen bir gel bakayım böyle. Su arıtma makinesini kaldır. Su arıtma makinesi diyor hala. İki tane mi su arıtma makinesi var? Abi bu nasıl oluyor ya? Bug'lanıp iç içe mi girmiş su arıtma makineleri? Allah Allah. Neyse şurada hiç dolabımız yok. Dolap yapacaktık zaten. Şöyle bir dolap yapalım. Titanyum ve camı kullansın burada. Dolapta şuraya yapalım. Bizim deminden beri iki tane mi su arıtma cihazımız varmış? İyi de arkadaşım. Hayali bir su arıtma cihazımız var. O yüzden iki su arıtma cihazımız var diye çok hızlı bir şekilde kullanıyormuşuz her şeyi. Tamam, bu hayali su arıtma cihazımız o zaman burada dursun. Ne yapayım yani, şimdi bağlanmış. Elden bir şey gelmez. Yok da edemiyorum onu. Kaldıramıyorum da oradan. Dursun bakalım. Bir tane süs akvaryumu yapayım şuraya. Onun içine de farklı tür birkaç tane balık atarız. İletişim rölemiz var mı bizim bu arada? Sanki iletişim rölemiz yok. Ya vallahi iletişim rölemiz yok. Şimdi fark ettim. Kardeşlerim başka neyimiz eksik? Yaşam bölgelerinde her şeyi yaptık. Galiba yapmadığımız şey tarama odası. Gücün hepsini yaptık. Aletlerden iletişim üyesi, akvaryum, üretici, dolap, duvar dolabı, tabela. Her şeyi yaptık ya. Vallahi bütün her şeyi yaptık. Şu anda mütemadiyen şuradan yemeğimizi karşılayabiliyoruz. Hatta yine iki tane alalım.
Aynı şekilde oradan suyumuzu karşılayabiliyoruz. Şuradaki görünmez su arıtma cihazımızdan. Artık ne kadar böyle devam edecek, ne zaman pörtleyecek bilmiyorum bu görünmez su arıtma cihazı. Ya bu koridor kötü olduğu için şöyle iki tane şey yaptım. Giriş çıkış yaptım bu arada. Çünkü daha büyük odalarımız var mı bilmiyorum artık, göreceğiz. Bu daha büyük odalar olursa eğer bir başka bir base daha kurarız. Zaten derinlere bir tane daha base daha kurarız daha sonra. Mis gibi vallahi. Havamız da kararmaya başladı. Ben şu titanyumu şuraya bırakayım. Kuarsları da, tuzu da, silikon kauçuğu. Her şeyi buraya bırakayım. Büyük sular üzerimde kalsın. Bir tane medikit üzerimde kalsın. Şu enerji istasyonlarını bir kontrol edeceğim. Gece olduğu zaman enerjimiz yine düşecek bizim belli ki ama ya. Bu biyoreaktörler beni şey yapmadı. Tatmin etmedi biyoreaktörler. Aha. Aha. Çok güzel bir şekilde yapıştık kaldık. Kapıya tutunup çıkabiliyorum ama lütfen kapıdan içeri al beni lütfen. Allah'ım çok korktum. Buradan içeri düşüyorum ben devamlı ama. Vay arkadaş, ne kadar bug'lı bir base oldu bu böyle ya. Farklı yapılar kurduğumuz zaman demek ki böyle işkencelere maruz kalıyormuşuz. Alt kattan gitsem oraya. Alt kattan gitmeyi başardık, evet. Şu anda çok mutlu oldum. Ve az buzda bir hızda yemiyor soğanları ha. Soğanları az buz hızda da yemiyor. Patır patır indiriyor mideye. Hayda, ben de yedim soğanı. Yok yok, belli ki bizim nükleer reaktör er ya da geç yapmamız gerekecek. Bu da bütün soğanları yok etmiş. Al bakalım sana daha fazla soğan. Şimdi mutlu mesut takılın orada. Buranın niye çıkışı yok pardon? Herhalde base'in direnci düşmesin diye koymamışız. Sağlık olsun. Şuradan çıkalım. Gece oluyor. Ne kadar güzel. Gece olsun tabii. Ben şuradan şimdi şekillendirici silahım neredeydi? Şekillendirici silahımla şu denizaltının girişini bir de kapatmam lazım. Ki tamamen şekil olsun. Burası değil yavrum. Burası değil koçum. Hatırladım. Şu alttaki dolaptı. Şimdi sana iki diyelim biz. Gecenin karanlığında çalışma yapacağız şimdi. Sıkıntı. Peki şu aydınlatmaları biz başka nerelere koyabiliyoruz acaba? Aydınlatmayı yere koyabiliyor muyum? Yere koyamıyorum. Buranın altına koyabiliyor muyum? Altına koyabiliyorum. İki titanyum cam. Her şeyi bırak. Ondan sonra gel buraya bunu koymaya çalış. Ne güzel. Şuradan hemen iki titanyum. Hatta dört titanyum. Cam var mı burada? Yok. Güçlendirilmiş cam var. O zaman şuradan cam yapalım. Cam.
İki taneye yapıyor değil mi? Doğru hatırlıyorum, evet. Ama asıl base'i kurmamızdaki amaç bizim büyük denizaltımızın küçük denizaltımızı şarj edebilmekte. Hadi ay üstüne artık küçük denizaltıyı şarj ediyor. Abi büyüğü nasıl şarj edeceğiz? Base kendi kendini şarj edemiyor ki. Evet. Ne yaptığını görmek istiyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir yeri aydınlatmıyorsun. Peki. Seni alıyoruz o zaman oradan. Kardeşlerim, gündüz olduğunda daha adam gibi etrafı görebilirken biz bu işlemi yapalım. Şimdi ben biraz materyal alayım. Evet kardeşlerim, gecenin karanlığında etrafta gördüğümüz titanyum hurdalarını ve kuartları, tuzları, bir şeyleri toplayarak zamanımızı değerlendirdik. Seni buraya bırakabiliyor muyum? Tabii ki bırakıyorum. Senden iki tane bırakayım ben oraya. Sizinle bir çift olun orada. Mutlu mesut yaşayın. Kabus gibi bir balık ya. Gözcü. Kocaman, kocaman, kocaman gözleri olan bir balık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Başladık yine. Evet. Bu bug nasıl düzelecek çok merak ediyorum. Üst katın orası buglandı ve düzelmiyor arkadaş. İnatla düzelmiyor. Kardeşlerim galiba iki tane reaktör yaptıktan sonra bu yeterli oldu. Artık yavaş 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 bu reaktörler bizim enerjimizi artıya geçirecek anladığım kadarıyla, ama işin kötü yanı böyle bir elektrik bitki ihtiyaçları var ki gördüğünüz gibi dolduruyorum dolduruyorum şarjörü, hemen boşaltıyor. Bunu bir şekilde kendi emmesini sağlayamaz mıyız acaba? Hani şuradan doğru al falan diye. Bilemedim, herhalde olmuyor. Oradan gitmiyoruz. Orası bizi bağlıyor. Buradan gidiyoruz. Alt katımız iyice boş kalmış ya. Hadi bir üst katta iki tane dolap var. Orası iyice boş kalmış. Değişim istasyonu. Cyclop gelişiminde üst düzey Cyclop güçlendirme modülü. Güvenli dalış derinliğini aşırı miktarda arttırmak için denizaltı gövdesinin atomik yapısını düzenler. Cyclop basınç dengeleyici lazım. Plastel külçesi lazım. Alüminyum oksit... Yavrum benim. Yavrum benim. Nesnelere kuvvet uygularmış. Çok kaygan yüzgeçler, şarj eden yüzgeçler. Plastel yüksek sığalığı. Güzel. Seni şimdi kaderine terk ediyorum. Şurada yine bir şey var mı? Yer çekimi küresi, su geçirmez dolap, akım oluşturucu, işaretleyici şamandıra, mobil araç üretici, dalış itiş aracı. Burada da bir numara yok. Burada da bir şey yok. Şimdi kardeşlerim, gerçi bizim yapmamız gereken çok daha önemli bir şey var. Yapmamız gereken bu önemli şey de tarama odası. Sen var ya, sen kesin sen çok elektrik harcıyorsun ha. Kesin sen çok elektrik harcıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Ben anladım. Böyle bir aydınlık yok. Böyle bir elektrik sarfiyatı yok. Şimdi kardeşlerim, asıl şöyle bir odamız var ki tarama odası diye. Binaları düzgün bir yerlere koymak gerçekten çok zor ya. Tam bir eziyet. Bir de bazı yerleri al koyabilirsin buraya falan demesi mükemmel. Al diyor, bak Cyclops'un üstüne koyabilirsin diyor. Of of. Ha, buldu. Bir yer buldu. Kesinlikle bir yer buldu. O zaman buraya bırakıyorum. Güçlendirilmiş cam, 3 titanyum, 2 bilgisayar işlemcisi. Güçlendirilmiş cam, 3 titanyum, 2 bilgisayar işlemcisi. Hoş bulduk canım. Güçlendirilmiş cam. 3 titanyum. Şimdi bilgisayar işlemcisi nasıldı? Hiç bilgisayar işlemcimiz var mı? Yok. Bilgisayar işlemcisi yapmaya kalkarsak
Gümüş, kuvars, mercan diski örneği. Bana gümüş deme. Gümüş, kuvars, mercan diski örneği. Bir daha bakayım da yanlış bir şey yapmayalım. İki mercan diski, gümüş, kuvars. Allah'ım, iki tane gümüşüm var, ağlamak istiyorum. İki tane kuvars. Haydi, hiç kuartsım yok. Mercan diski örneğim var mı bari? Gerçi o olmasa ne olur yani. Alırız çıkar da. Kuartsları alıp bu işi temize havale edebiliriz. Bu arada elektriğimiz de kaç oldu çok merak ediyorum. Yavrum şöyle bakalım biz ona. 25'te 25, %79 şarj. Hepsi 25'te 25 bunların. Peki. Şuradan gidip kuartsımızı alalım. Küçücük balıklar nasıl beni saptırıyor ya, çarpınca sağa sola. Kuart kuart. Evet. Şimdi hallediyoruz. Hallediyoruz hocam. Bilgisayar işlemcisi. Bilgisayar işlemcisi. Gel bakalım buraya. Benden kaçamazsın. En son binamızı da yapacağız. Ah, çok mutluyum. Evet, tarama istasyonumuz da tamam. Acaba tarama istasyonumuz nasıl çalışıyor ve ne işe yarıyor? Şimdi hep birlikte görelim. Şunu kaldırsam mı? Bunu kaldıramıyorum. Peki. Ha, ben onu galiba sadece güçlendirme olsun diye yapmışım ya. Kapı takmak olsun falan diye. Tarama istasyonum. Canım tarama istasyonum. Nasıl bir şeysin sen şimdi? Ne tarıyorsun? Aa! Kamerayı kullandım be. Birinci kamera. Oo, bu kamera bir şey mi? Robot kamera. Oo, mükemmel. Bu robot kamerayı geri döndürebiliyor muyum? Robot kamerayı geri döndürüp base'e bırakamıyor muyum arkadaşım? Şuradan doğru bakıp kendimi görebilir miyim? Hadi be, çok fantastik bir hareket yapacaktım. Kameralar arası geçiş yapmak için mouse wheel down ve mouse wheel up'ı kullan diyor. Tamam da güzel kardeşim, ben kameralar arasında geçiş yapmak istemiyorum ki. E'ye basıp bıraktım. Bir saniye, bir saniye. Buraya cam yapabilirsek var ya, inanılmaz güzel olur. Yok. Cam yapmamıza izin vermiyor çakal. Üreticiyi mi kullanayım? Tarama odası baş ekranı işlemcisi. Altın ve bilgisayar işlemcisi. Drone kamera, bilgisayar işlemcisi, pil, cam, titanyum. Tarama odası uzaklık geliştirmesi. Tarama odası hız geliştirmesi. Tarama odası geliştirmelerini de buraya takacaksın diyor. Oo. Daha dur o zaman. Hocam daha dur o zaman. O kadar acele etme. Şimdi şurada rack diyelim. Taranıyor dedi. Hiçbir şey bulmuyor sanki. Peki onu bulma. Titanyum bul bakalım. Şurada ve şurada mı var diyorsun? Titanyum taranıyor dedi. İki noktada gösteriyor. Üç noktada gösteriyor.
Tarama odası nerede peki? Nereye göre gösteriyor bunu? Şu anda titanyumun yerini bir şekilde buldu mu bize? Yani ben titanyumu taradım şurada diyor mu? Peki o zaman bir sorumuzun daha cevabını alalım. Kamera hasar görüyor mu? Buldukları her şeyi ısırmaya, kemirmeye çalışan canlıların yanına gidelim kameramızla. Evet. Ana! Kamerayı aldı gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Kamerayı aldı gidiyor gerçekten. Hayır. Kaçmam lazım buradan. Oo, titanyumları gösterdi gerçekten. Gerçekten titanyumların yerini gösterdi. Gidelim bakalım nereyi gösteriyor. Yalnız bizim denizaltıya doğru yaklaşıyorum. Şurada bir titanyum var diyor. Evet, orada gerçekten bir tane titanyum var. Şurada da kuartz var. Bakın bunu da görmüş olduk. Bizim base'in altı mı burası ya? Evet. Bizim base'in altında biraz dolaşalım biz. Başka nerede titanyum var diyor. Ha. Ha peki. Senin dolabında titanyum var diyor. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Kamerayı getirip şurada şöyle bir duralım. Tarama işlemini de durduralım. Neler neler var listede? Titanyum fragment, sandstone chunk, patlayıcı toz, jenerik ek, hurda metal, tuz çözeltisi, kireç dağı, quartz rack. Şimdilik hiçbir şey. Şimdilik hiçbir şey taratmıyorum. Hayret. Dördü de duruyor. Normalde sen bunları yer bitirirdin hemen. Ha, bu yemiş bitirmiş bile ama. Ben gidiyorum arkadaşım. Ben gidiyorum. Base'in altında çok orijinal şeyler gördüm. Bir onları alacağım. Ha, kameramızı da böylece bir görelim. Kamera da buymuş. Drone'u al ne ya? Niye alıyorum drone'u? Tamam, drone'u geri bıraktım. Bir de C-Mod'u base'e geri koyalım. C-Mod'un güncellemelerini bir şekilde görüyor mu? Ona bakacağım. C-Mod'umuz normalde böyle Batman gibi yarasa mağarasına girer gibi girmeli içeri. Ama oranın da üstünü habire kapatmayı unutuyoruz deminden beri. Ben de hatırladım. Şimdi dur yavrum, sapıtma. Sapıtma yavrum. Ha, C-Mod'u bir seferde şarj ediyor. Bir seferde C-Mod'u löpçük diye şarj ediyor. Peki bu geliştirme odasının upgrade'lerini nasıl yapacağız? Benim anlamadığım. Abi girmek istemiyorum ben bu C-Mod'a. Ben burada geliştirmeler nasıl yapılacak onları görmek istiyorum. Vay arkadaş. Demek ki C-Mod geliştirmelerini biz daha bulamamışız. Eğer bulsaydık onlar aktif olurdu. Base'imizin biraz daha elektriği dolduğu zaman pillerimizi falan da şarj etmeye başlarız. O zaman mükemmel olur. Şimdilik şu base'in altından ben ikiye seni alayım yavrum. Biraz önce bir şeyler gördüm, onları alacağım.
Bir de kardeşlerim videomuzu bitirmeden belki ısı sinyaline inmeyi deneyebiliriz. Çünkü yüzey şekillendiricimiz var artık. Isı sinyalinin olduğu yeri sen çık ha çık. Çık patla. Çık patla da kurtul. Oo, bu kadar hayvani bir hasar vermeni beklemiyordum yalnız senin. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Yaratık yumurtasını almıyorum. Oh, burada da kuvars varmış. Yukarıya doğru da yol varmış ha. Nasıl bir katmanlı mağara? Ya dehydration falan yoktur. Bana kandırıyorsun sen beni. Patlayıcı tozumuz da var artık. Gayet güzel. Oo, bizim yaratık habire base'imizin etrafında güzel. O yaratığa ne oldu bu arada? Köpek balığımız bizi terk etti ha. Köpek balığına ben biraz önce burada bir şeyler yaparken yemek falan da verdim ha. Yanlış anlamayın. Onu öyle kendi haline açlığa terk etmedim yani. Yemeğini verdim, her şeyini yaptım. Bu durumda şu üzerimdeki şeyleri bırakıyorum. Güzel. Tekrar kuvarslarımız oldu. Şuradan tekrar titanyumumuz oldu. Güçlendirilmiş camımızı şöyle bırakalım. Patlayıcı tozumuz 1 lityum kalitesini hak ediyor. Şuna 2'yi atayalım. Isı sinyali. Şimdi ısı sinyaline doğru inmeye kalkarsam. Korkunç bir şekilde bir tünel kazabiliyorum böyle. Okyanusun derinliklerine doğru. Isı sinyaline inmek istediğimden şu anda emin olamadım. Burnumuzu dayamak zorunda değiliz. Bayağı aşağılara kadar kendinden kazıyor bu. Arazi çok uzakta. Peki. Gündüz mü olmaya başladı? İçeri doğru ışık geliyor sanki. Tam olarak ısı sinyaline doğru gidiyorum şu anda. Yalnız ne kadar korkunç bir şey yapıyorum burada var ya. Kardeşlerim hiç akıl işi değil benim bu yaptığım. Geri dönmek istediğimizde ne kadar sürede dönebiliyoruz acaba? Dönüyoruz galiba. Evet evet dönüyoruz. 30 seconds of oxygen remaining. Ben şuradan biraz pil alayım. Yalnız dolu pil alayım da, ha, bitmiş pil almayayım şöyle. Yavrum nereden kazmıştık biz orayı? Şuradan. Güzel. Isı sinyaline doğru. Oo, bu olmayacak ya. Benim çok daha fazla oksijene ihtiyacım var. Biz buradan okyanus tabanına bir delik açmayı başardık. Okyanus içinde okyanus. Ne kadar güzel. Beni öldürseniz oradan girmem. Kardeşlerim beni öldürseler oradan girmem. Bir dahaki bölümümüzde ben bir şekilde Seamoth'un oraya sığabileceği kadar bir delik açarım. Seamoth'umla birlikte oraya giderim.
Gerçi Simot'la da oraya gidemeyiz ama hadi bu dahaki bölüme kalsın. Konuşamadım panikten. Bir dahaki bölüm kardeşlerim ısı sinyalinin olduğu yere inelim. Hep birlikte orada ne varmış? Neden böyle bir ısı üreten bir şey varmış orada? Hep birlikte görelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Neler yapmadan haberdar olmak, beni diğer sosyal medyalarını takip etmek istiyorsanız Twitter, Instagram, Facebook, Steam'den Dedeli Oyunlar diye bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kardeşlerim. Kendinize dikkat edin.